Amerika'nın yüzlerce yapmak istediği yeni FFG 62 projesi, yani Constellation fırkateynleri. Bu gemiler inşaatı bittikten sonra Amerikan donanmasının kalbinde olacak ve isteyen tüm müttefiklerine satacaklar. Bizim de bu iddia ilgimizi çekti ve bakmaya karar verdik. Peki bu gemiyi iddialı yapan nedir? Bu tarzda bir gemi yapabilir miyiz? Veya gerçekten yüzlerce adet yapabilirler mi? İncelemeye başlayalım. ...2019 yılında Amerika sanki envanterinde hiç gemisi yokmuşçasına yeni bir fırkateyn üretilmesini istedi. Hatta bu fırkateynler 2 yıl gibi kısa bir sürede bitecekti. Her şeyi hızlı olarak yapmak istediler. Hızlıca bir gemiyi tasarlamak her baba yiğidin harcı olmaz. Bu yüzden 2 senelik bir süre az ama Amerika böyle projeleri sever. Bunlara ayırdığı paranın haddi hesabı yok. Başlangıç olarak Amerika donanmasına ekleyeceği yeni geminin bazı yeteneklere sahip olmasını istedi. Bu yetenekler temelde hem silah hem de elektronik olarak kuvvetli olmasıydı. Tam bir güç gemisi olduğunu söyleyebiliriz. Mevcut tasarım hali hazırda kendini kanıtlamış olan Fram fırkateyninin benzeri bir yapıda. 2021 yılının yazında inşaatı başlayacak ve 2026'da teslim edilmesi planlandı. 5 yıllık bir üretimden bahsediyoruz. İlk geminin inşaatının başlamasıyla beraber bu gemiden 30 tane daha yapılacak, sonra asıl seri üretim başlayacak. O kadar büyük bir proje ki Amerika'nın Deniz Kuvvetleri Bakanı F-35 programından esinlenerek bu fırkateynleri de bir programa dönüştürebileceklerini söyledi. Yani yapılan bütün gemilerin Amerika'nın müttefiklerine satılması. Trump'ın özel savunma danışmanı bu fikre destek çıkarak bu gemilerin düşman donanmalarına zor anlar yaşatabileceğini de ekledi. Rusya ve Çin donanmalarına karşı Amerika'nın bu izlenimi tek başına artık bu ülkelerle başa çıkamadığını gösterir. Hatta Amerika'nın Türkiye ve Rus ilişkilerini bozmak amacıyla bizi bu projeye dahil edebileceğini söyleyebiliriz. Çünkü Karadeniz'de çok fazla aktif olmamız halinde Amerika'nın hoşuna, Rusya'nın zoruna gideceği apaçık ortada. İsterseniz gelin şimdi geminin özelliklerine bakalım. FFG 151 metre uzunluğunda ve 20 metre genişliğe sahip. Ağır sınıf bir fırkateyn boyutunda olduğunu söyleyebiliriz. Saatte 48 km hıza çıkabilmekte ve 140 mürettebata sahip. Teknolojinin işin içine dahil olacağını düşünürsek 140 kişi gerçekten fazla. Bunun tek açıklaması okyanus ötesine de geçeceğidir. Kıyı gemisi olsa bile gerektiğinde ileri mesafelerde görev yapabilir. Aslında geminin kıyı gemisi olduğuna dair doğrudan bilgiler var. Ancak bir ülke tam gücünü neden versin? Kıyı için deyip küçümseyerek yapacağı görevi gizleyebilirler. Hatta gemi normalde güdümlü füze fırkateyni olarak yapılmaktaymış. Bu bilgi kamuoyundan saklanmış. O yüzden içindekileri inceleyelim bakalım hangi iddialar doğru, kıyı gemisi mi yoksa tam bir saldırı için mi? Fırkateynde 32 adet VLS hücresi bulunmakta. Yeni nesil RIM-174 füzesi kullanacağı söylenmekte. Bu füze hava araçlarına, seyir füzelerine ve balistik füzelere karşı kullanılabilir. Tamamen hava savunması üzerine geliştirildiği söylense de aslında bu füzenin ekstra bir özelliği bulunmakta. İşte bu özellik gemi savar füzesi olarak kullanılabilmesi. Kendi gemi savarları yanında 32 VLS hücresini de eklersek filo düşmanı olduğunu söyleyebiliriz. Ekstra olarak bu füzenin kullanımı için iyi bir hedef belirleyici radara ihtiyaç var. Sistem için geminin orta kısmında bulunan bütün antenleri ve radarları görüyoruz. 2026'da hizmete geçecek bir geminin böyle olması biraz kötü. Çünkü tespit edilebilirliği bu sayede kolay ve dış görünüşü bakımından sıkıntılı. Çıkacak yeni gemilere göre eski nesil bir yapı tercih edilmiş. Amerika Zumwalt'tan sonra bayağı afallamış. İyi bir hedef belirleyici kullanılması gerek dedik ve gemide Combat 21 savaş yönetim sistemi olabilir. Bu sistem silah sistemi olan Aegis türevi bir yapı. Gelişmiş bilgisayarlar ve radarlarla kullanılan kanıtlanmış bir araç olduğunu söyleyebiliriz. Hatta öyle ki şu an NATO'nun en çok kullandığı füze savunma sistemidir kendisi. O yüzden Aegis türevi Combat 21'i muhtemelen bu gemilerde göreceğiz. Ayrıca Combat 21 sistemine yardımcı olacak bir radar daha kullanmışlar. Hedeflerin tespitinde hızlı ve ani müdahalede bulunmak için uygun. İşte diğer gemilerin önüne geçiren en büyük özelliklerinden biri. Bu radarın adı ise Spy 6. Spy hava ve füze savunma radarı olarak bilinmekte ve daha geçen yıl ilk teslimi gerçekleşti. Son teknoloji ve birim maliyeti yaklaşık olarak $300 milyon. Bakın bu fiyata bir gemi daha yapılır.
O yüzden iddialı ve hava hedeflerini tespit oranı çok yüksek. Hakkında kuş uçurtmuyor denebilir. Böyle bir gemiye böyle sistemler koymaları karşı tarafa ciddi anlamda problem. Gerçek manada hem silah hem sistem geminin her yerini kullanmak istemişler ve bu yüzden doluluk oranı gördüğümüz üzere yüksek. Örneğin tam ortaya ve arkaya da gemi savar ve gelişmiş rim koymuşlar. Bu tüpler VLS misali muhtemelen farklı füzeleri alabilecek bir yapıda. Çünkü Amerika'nın yeni misyonları çok yönlülük üzerine. Rim'e bakarsak kendisi orta menzilli bir hava füzesi. Gelişmiş olanı 80 ila 140 km menzile sahip ve 24 km irtifaya çıkabilir. Güçlü hava hedeflerine karşı iyi bir seçim. Görüldüğü gibi yeni gemiler özellikle hava hedeflerine karşı iyi donatılmış ve konvoy görevlerinde güzel işler yapacağını şimdiden görebiliyoruz. Ayrıca 200 km menzile sahip gemi savarlar kullanacağı söylenmiş. Ama hangi füzeyi kullanacağı tam anlamıyla belirtilmemiş. Muhtemelen geminin inşaatı bittikten sonra o zamanın teknolojisinde ileri ne varsa o olacak. Çünkü ellerindekilerin en iyisini kullandıkları bu gemiyi yine en iyilerle korumak isteyeceklerdir. Gemide yer israfı yok dedik. Son olarak önünde bir top ve arkasında devasa iki hangarı var. Bu hangarlarda 2 adet Seahawk ve insansız helikopter taşıyabilmekte. İnsansız olanlar önemli çünkü bu helikopterler 260 km hıza çıkabilir ve hassas hedefleme yaparak fırkateynlere yardımcı olur. Amerika'nın gemiyi istemesinin sebeplerinden biri de bu, koordinasyon yeteneğinin seviyesi. Müttefiklerine dağıtarak NATO adı altında genel birleşmeyi sağlayabilir ya da genel Amerikan bağlılığına mı demeliyiz, her şey buna uygun. Sonuç olarak bu gemi Amerikan donanması için önemli olacak ve kullanılan sistemler kesinlikle en iyisi olması için uğraşılacak. Sadece radarın bile 300 milyon dolar olması zaten bunun bir kanıtı. Paraya kıyıp çok sayıda yaparak güçlerini üstün seviyelere katlayabilirler. Ancak müttefiklere satma hedefleri var dedik. Bir geminin maliyeti 800 milyon dolar. Bunun tanesini 1 milyar dolardan aşağı vermezler. Bu da ne kadar modern olsa bile bir fırkateyn için çok fazla olmakla birlikte alan ülke 3-4 parçadan fazla alamaz. Yani donanmalar FFG-62 ile donatılamayacak. Özellikle bize satma konusu da sıkıntılı. Demem o ki bu gemi çoğunlukla Amerika için. 2021'de yapımına başlandı ve ilki 2026'da orduya katılacak. Bakalım Çin'e karşı daha neler yapacaklar diyelim ve videoyu bitirelim. Videoyu beğenerek bu emeğe karşılık verebilir, abone olarak da yeni videoları takibini daha kolay sağlayabilirsiniz. Herkese mutlu günler diliyorum. Görüşmek üzere.